Hepinizin çok iyi bildiği Ömer Seyfettin, e, isterseniz bugünkü konuşmanın kabaca bir sınırlarını çizsin. Ömer Seyfettin ki 36 yaşında kaybettiğimiz bir Türkçü büyüğümüzdü. Maalesef ölümünde de e, kimsesizliğinden üniversitede kadavra olma kaderiyle karşı karşıya kalan e, bir büyüğümüzdü 1920 yılında öldüğünde. 1884'te olmuştu. Dolayısıyla 36 yaşındaydı. Der ki benim vatanımın sınırları Edirne'den başlayıp Hakkari'de bitmez. Benim vatanımın sınırları Türkçe konuşulan her yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde biter. Dolayısıyla Doğu Türkistan dediğimiz ata topraklarımız tamamen bu tarif içerisinde girmektedir ve biraz sonra daha içerisine girdiğimiz zaman göreceksiniz ki Türklük dediğimiz mefhumun doğum yerlerinden en önemlilerinden bir tanesi bugünkü Doğu Türkistan topraklarıdır. Yani biz kendimizin olan kadim topraklar ve o gün bugün için orada yaşamak durumunda olan Uygur kardeşlerimizden konuşuyoruz. Yani bir başka milletin veya bir başka toplumun derdi değil. Biz aitliği kendimizi ilgilendiren, geçmişimizle alakalı bir konuda bugün konuşacağız. Şimdi bugünkü konuşmayı anlamak için e, her isteyen arkadaşa internet adresini verirse makaleyi memnuniyetle gönderirim. Bir 15 sayfalık makalem vardı. Onun özetlenmesi lazım ki bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Makale şuydu, Türk dünyası ve çağımızın 3 emperyalist, devleti. 2019 Türkiye'si olarak gerek Anadolu Türkü gerekse Türk tüm dünyadaki Türk topluluğu ki kabaca buna biz 300 milyonluk bir Türk topluluğu diyoruz. Bu 300 milyonluk Türk topluluğu bugün 3 tane başak vermiş. Fiilen karşımızda bulunan emperyalist devletlerle yaşamak onların bizim üzerimizdeki emellerine direnmek durumundayız. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Makalede bunu oldukça geniş inceledim. Doğu Türkistan'a daha fazla zaman ayırmak için kısaca bunu geçmek istiyorum ama şunu biliniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İstiklal Savaşı'ndaki bize düşmanlığı şu ana kadar gizlenmiş ve örtülenmiştir. Şu kadar bilgi vereyim. Makalede bütün gemilerin e, kod numaralarına kadar göreceksiniz. 27 destoreyle e, Lozan Anlaşmasında eğer işler sarpa sararsa Amerika Birleşik Devletleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye dediğimiz bu toprakları işgal etmek üzere silahlı kuvvetleriyle buradaydı. Bu şu ana kadar pek üzerinde durulmamış. Hep önümüzde bir il, Yunan. Yunan dediğiniz kuvvetler işte bu Batı'nın emperyalist güçlerinin yani o gün için en güçlü İngiltere onun arkasından da onundan baş etmek durumunda olan, onu geçmek durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bize önümüze sürdükleri piyondu. Piyonun arkasındaki esas şah, kale, at, vezir, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ydi. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Ve Türk milliyetçileri olarak belki 30-40 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Kıbrıs 74 harekatından sonra Türkiye için ne anlama geldiğini çok iyi anlıyor idik, biliyorduk. Anlatmakta zorluk çekiyorduk ama herhalde son birkaç yıldır yaşanan e, olaylardan sonra artık 80 milyonluk Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki emperyalist emelleri düşmanca tutumu konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Dolayısıyla birinci, şu anda dünyanın en güçlü süper gücü olarak gözüken hem ekonomik hem askeri, Amerika Birleşik Devletleri emperyalist bir güç olarak karşımızdadır. Ve onun ilgilendiği alanların en başında da bizim bugün üzerinde yaşadığımız, özellikle Türkiye coğrafyası ve buna bağlı olan diğer Türk coğrafyaları gelmektedir. Bunları zaten içinde yaşadığımız günlerin konusu olduğu için, dediğim gibi başta Doğu Türkistan'a daha fazla zaman ayırabilmek için, şu anda Amerika Birleşik Devletleri için bu kadar konuşmayı yeterli görüyorum. İkinci olarak Rusya. Rusya bizim Osmanlı tarihinden beri ilişkide olduğumuz, her türlü ilişkide olduğumuz bir ülke. İlk önce Çarlık Rusya'sı olarak tanıştık. Arkasından bir Sovyetler dönemi oldu. Şimdi de tekrar Rusya olarak karşımızda. Rusya bizim için evet Türk dünyası üzerinde en önemli etkilerinden bir tanesi olan ikinci bir süper emperyalist güç. İşte en son birkaç yıl içerisinde biliyorsunuz. Kırım'ın alınmasıyla, Ukrayna'daki diğer bazı toprakları almak için şu anda askeri faaliyetleriyle ve bünyesinde bulundurmuş olduğu Türk Cumhuriyetleri ve Türk Cumhuriyetleri'nin üzerindeki etkileri artı 1980'lerden sonra bağımsızlığına kavuşmuş olan Türk Devletleri üzerinde, şu anda bağımsız Türk Devletleri üzerindeki hala etkisiyle bu coğrafyada bizim için önemli bir karşı güç bu konuda da gene çok söylenecek şey var ama bu gecenin konusu Doğu Türkistan olduğu için gene Rusya konusunu da müsaadenizle bu şekilde geçmek istiyorum. Şimdi gelelim Çin'e. Çin gene bizim bütün kadim Türk tarihi boyunca, ta erken Türklerden beri tanış olduğumuz, aynı coğrafyayı yani bugün Doğu Türkistan coğrafyası dediğimiz bölgelerinde komşuluk yaptığımız, mücadele ettiğimiz bir toplum. Ve onlarla milat öncesinden beri dediğimiz gibi mücadelemiz var. Şimdi bu mücadelenin de kısaca bir seyrine bakarsak Doğu Türkistan açısından. Biliyorsunuz 1877'ye kadar Doğu Türkistan topraklarında bugün Uygur Türkleri hakimler Egemenler onların idaresinde ama ondan sonra Çin etkisi yavaş yavaş arttı ve 1933'te bir bağımsız Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti denemesi oldu ama bunu Ruslar Çinlilerle işbirliği yaparak bir sene sonra o günkü Doğu Türkistan ordusunu imha ederek önlediler. O sırada. Türkiye Atatürk Türkiyesidir. Sene 33 Doğu Türkistan'la ilişkilidir ve Doğu Türkistan'da biliyorsunuz e, bağımsızlığını ilan ettikten sonra e, Kasım Kasımcan Hacı Bombay Hindistan'a geçerek o günkü Ankara hükümetine telgraf çeker ve zaten rengini de Atatürk'ün belirlemiş olduğu Türk bayrağının aynısı olan gök bayraktan alan bayrağı anlatmak üzere der ki gök bayraktan al bayrağa selam olsun. Telgraf bu kadar kısadır ama birçok şey anlatmaktadır. Cevap da al bayraktan gök bayrağa selam olsun şeklinde gider. Arkasından bu 34'teki Cumhuriyet'in İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra işte oradaki Türklerin işleri çok daha zorlaşmaktadır. Ve Bekim Muhammed Bey başta olmak üzere birçok insan Atatürk tarafından e, genç yaşta olmalarına rağmen Türkiye'ye getirirler. Ve işte dediğim gibi Bekim Paşa burada askeri harb okulunda okutulur. Daha sonra da 2010 yılında kaybettiğimiz bu büyüğümüz, e, Türk ordusunda generallik yapmış olan, doğumu Doğu Türkistan'da olan bir büyüğümüz idi. O günkü ilişkilerimiz böyleydi. Sonra sonra 1949 yılında Çin'in bugün Doğu Türkistan dediğimiz toprakları Ekim'de resmen işgali gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı sonuydu. Biliyorsunuz 60 milyon insan ölmüştü İkinci Dünya Savaşı'nda. O günün şartlarında ne Doğu Türkistan'ın ne de diğer Türk Cumhuriyetlerinin yapacağı bir şey yoktu. Çin burayı işgal etti. Tabi işgal ederken Mao'nun generali işgal kuvvetleri komutanı e, belki bu söyleyeceğimi ilk defa duyacaksınız. Bütün Doğu Türkistan şehirlerinin duvarlarına afiş astırdı. Biz sizi korumaya 10 yıllığına geldik. 10 yıl sonra bu cumhuriyeti, bu toprakları size teslim ederek geri döneceğiz diye. Maalesef buna o gün için inanan Doğu Türkistan'daki bazı e, insanlar. Onları çiçeklerle karşıladılar. Ama o karşılama törenlerinde bulunanların hemen hemen tamamı 1950'li yıllar geldiğinde çeşitli sebeplerle idam edilmişlerdi. Arkasından Mao dönemi biliyorsunuz. Şimdi buradan itibaren isterseniz Doğu Türkistan'a girdiğimize göre slide ile meseleleri anlamaya ve ben size daha rahat anlatmaya çalışayım. Şimdi bu gördüğünüz Hotan'da bir Doğu Türkistan evi. Kapı aralanmış. Kapının arasından bir Doğu Türkistanlı yavrumuzu görüyorsunuz. 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğu. Kıyafeti, şapkayı verir misin? Bat, badem dopa diyorsunuz değil mi buna? Ee, giyiyor. Bu giymemin de sebebini biraz sonra söyleyeceğim ve Maalesef çok acı bir şekilde anlayacaksınız. İşte bizim oradaki insanlarımızın kendi kültürlerini yaşattıkları nedir? Bir, müziktir. İkincisi, kıyafetleridir. Üçüncüsü, yemek ve aile kültürleridir. Şimdi 2019 yılında Çin'in bunu ne hale getirdiğini biraz sonra resimlerle ve belgeleriyle sizlere göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla Doğu Türkistan meselesine, bu yavrumuzun açtığı kapıdan girelim. İkincisi, bu da gene aynı yaşlarda bir yavrumuz, aynı kıyafette. Burada özellikle size belirtmek istediğim Doğu Türkistan bayrağı, Türk bayrağı, Al bayrağın gök bayrak olan yani gök mavisi rengindedir ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bunu bir sembol olarak evlerinin özellikle giriş kapılarına muhakkak bu rengi sürerek bir tarafında gösterirler idi. Ama bugünlerden itibaren artık Doğu Türkistan'daki evlerde bu mavi rengi dahi göremeyeceksiniz. Çünkü Çin bu mavi rengin onların milliyetçiliğini, Doğu Türkistanlı olduklarını, gök bayrağı bağlılıklarını gösteren bir sembol olduğunu anladı ve engellemeye başladı. Devam edelim. Doğu Türkistan işte hepiniz aslında biliyorsunuz ama bir defa daha göstereyim size. İşte 1949 yılında aldığı şu anda Ost Türkistan olarak gök bayraklı gördüğünüz yer 1 milyon 828 bin kilometre kare yani Türkiye'den çok daha büyük. Artı 2015 nüfus sayımıyla 11 milyon 800 binlik nüfusu var. Burada hemen şunu belirteyim. 1941 yılında bir yapılmış sayım var Doğu Türkistan topraklarındaki yaşayan o günkü Çinli sayısı yüzde beş. Bugün için bunun yüzde üzerine çıktığı söyleniyor ki bu içinde bulunduğumuz yıllarda bunun çok daha hızlı bu demografik yapının değiştiğini göreceksiniz çünkü bu topraklardaki Doğu Türkistanların Çin'e işlerine götürülme operasyonu ve bu topraklara daha fazla Çinli göçmenin getirilmesi söz konusu. Evet. Şimdi burası biraz önce konuştuğumuz Doğu Türkistan. Yani Türk coğrafyası, Türk dünyasının bir parçası. Çok kabaca işte 300 milyonluk Türk dünyasının coğrafyası. Bugün Orta Asya dediğimiz Asya'nın içerisinde Türkiye dahil olmak üzere Azerbaycan'ıyla, Özbekistan, Türkmenistanlığıyla bu coğrafyayı işgal ediyor. Şimdi bunu göstermemin de bir sebebi var. Devam edelim. Şimdi bu topraklar biraz önce söylediğim gibi hepinizin benden daha iyi bildiğiniz gibi kadim Türk toprağı. Yani burada erken Türk, ön Türk dediğimiz insanların milattan önceki yaşamlarına ait arkeolojik delilleriyle her şeyle burası yalnız ve yalnız Türkler tarafından egemen olmuş topraklardır. Ve burada yalnız 1949'un Çin işgaline kadar Türk egemenliği sürmüştür. Bunu nereden anlıyoruz? Moğolistan ve bu arkeoloji konuları benim biliyorsunuz ilgilendiğim ikinci bir konu. Eğer e, gerekirse ileride bir e, toplantıda onu da özellikle açarız. Buradaki kaya resimleri, tamgalar gibi Doğu Türkistan... Altuş ilinde bulunmuş olan mesela bir kafatası var ki Brokosafaldir ve Çin arkeologlarına göre 70 bin seneliktir. Bunun gibi bizim tarım mumyaları, işte Kuroran Güzeli, Loplan Güzeli, Küçük Irmak Prensesi bunlar hep oralarda bulunmuş. Çinliler tarafından yaşının 3 bin olduğu söylenen ve bugüne kadar inanılmayacak kadar sağlam kalmış mumyalardır isimleri. Mesela burada... Bin Buda mağarasında el yazmalar bulunmuştu biliyorsunuz. Ee, i̇çindeki en önemli iki tanesi Irak Bitik ve eski Türk şiiri. Bunlar Uygur el yazmalarıdır. Artı bizim İslam hakimiyetinden sonra bu topraklarda bugüne kadar gelmiş Türk'ün yazılı en önemli iki belgesi olan işte Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügatı Türk'ü 1075 bu coğrafyada yazılmıştır. Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubili 1070 gene bu coğrafyada yazılmıştır. Yani burası konuştuğumuz coğrafya tamamen tarihin başından itibaren Türklere ait olan, Türkler tarafından kullanılan coğrafyadır. Evet. Peki bunu söylemek ihtiyacı neden diyeceksiniz? Çin iddialarını dinler iseniz Uygurların buraya İs'adan 840 sene sonra geldiklerini, ondan önce buraların zaten Çin toprağı olduğunu iddia ediyorlar. Yani Uygurları işgalci, kendilerini ise bu toprakların asıl sahibi olarak görüp göstermeye çalışıyorlar. Böyle bir yalanın da arkasındalar. Devam edelim. Heh. Şimdi 1884 yılında bu bölgeye Çinliler Sincan yani yeni topraklar, yeni bölge demeye başlıyorlar. Bu daha önce de belirttiğim gibi Atatürk 3 yaşındayken, 81'de doğduğuna göre 84'te Atatürk 3 yaşındayken Çinlilerin ilk defa o bölgeye verdikleri isim. Ama bugün Türk nüfus kağıtlı, Türkiye'de yaşayan bir insanların bu topraklardan hala Sincan diye bahsetmesi kadar abes ve yanlış bir şey olamaz. Onu belirtmek için söyledim. 33'ü söylemiştim, bunları geçelim. Ee, bu arada 1949 işgalinden sonra oradan buraya kitlesel göçler oldu. Tabii ki bu göçler e, Çin ordusuna karşı, onlarla savaşarak olduğu için. E, mesela Böke Batır, İsa Yusuf Alptekin ki kendisini tanımış idim. Elisan Botur, Şirzat Doğru, onu da geçen sene kaybettik. İzmir'den biliyorsunuz. Bunlar kabaca 7 bin kilometreyi bütün çoluk çocuk arkadaşları ve grupları ile beraber Çin ordusuyla çarpışa çarpışa Anadolu'ya gelmiş buraya yerleşmiş olan insanlarımızdır. Bunların içerisinde mesela 12 yaşında kız kardeşi alıp 15-16 yaşındaki iki erkek çocuk Atatürk'e babalarının mektubuyla gelmişlerdir. Yürüyerek iki ayda Atatürk'e mektupta baba Çin işgalindeyiz bu çocukların Türk olmaları için sana gönderdim der ve Atatürk bunları işte burada okuttuğu Doğu Türkistanlı çocuklardır. Biraz önce emekli general Rıza Bekip Paşa'yı da bahsetmiştim o coğrafyanın insanıdır Atatürk tarafından harbakuluna sokulmuş ve general olduktan sonra 2010'da burada vefat etmiştir. Bu Bekim Paşa. Evet. Şimdi Çin'in bugün Doğu Türkistan'da ve dünyaya, çünkü ucu ileride bize de dokunacak bunun, ne yaptığını anlamak için bu meşhur Mao dönemindeki kültür devriminin ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi bakın 1966-76 arasında hocam gibi bizim yaşlarda olanlar çok iyi bilirler. Çin'de kültür devrimi yaşattı. Neydi bunun özeti? Dedi ki Çin, Mao, dört köhneyi ortadan kaldırmamız lazım dedi. Neymiş dört tane köhne? Yani köhne atılması, yok edilmesi, çöpe atılması gereken şey. Bir, köhne kültür. Köhne kültürü atalım dediler. İki, köhne adet, köhne örf, köhne düşünce. Hedef neydi? bütün bunlara sahip olan ve Uygur Türkü milletinin kimliği olan işte kültürünü, adetini, örfünü, düşüncesini atmak. Yani işte o zamanlar 800 milyon civarındalardı. 800 milyonluk yeklesak bir Çin devleti milleti meydana getirmek için bunun içerisinde bulunan ve aslında Doğu Türkistan'ın hakiki sahipleri olan başta Uygurlar olmak üzere diğer etnik gruplardaki etnik özelliklerini millet olma özelliklerinin tamamının kaldırılması. Bunun neticesi ne oldu? İşte o yıllarda Uygur köylerinde sabahlara kadar yanan köy meydanlarında yazma kitaplarımız yakıldı. El yazmalarımız yakıldı. Ve Mao bu köhne diye adlandırdığı kültüre, adete, örfe, düşünceye ait olan ne varsa bunu sistemli olarak yapmaya çalıştı. Şimdi şu anda olan ne? Biraz sonra göreceksiniz ki bunun 2019 modelini yaşıyoruz. Tabii ki 1976 ile 2019 arasında zaman farkı var. Dolayısıyla çok daha kaliteli, çok daha sistemli, çok daha medyatik ve sinsi bir şekilde yapılıyor. Şimdi bunu temellendirebilmek için bu vatandaşa iyi bakın beyler. Bu aslında bütün Çin'i bize anlatan en iyi örnek. Kim bu? 1952 doğumlu Liu Yashu isminde bir general. Ama özellikleri var. Bir, babası da or generalmiş. Asker bir aileden geliyor. Bunu 2010 yılında bu makale yazıyor. Batı bölge teorisi diye. O makalede burada her isteyen arkadaşın internete e, adresine de gönderebilirim. Aslında siz de internete girip vatandaşın adını veya batı bölge teorisi yazdığınız zaman bunun yazmış olduğu makaleyi indirmenizi ve okumanızı tavsiye etmiyorum. Lütfen sizlerden istiyorum. Bakın içeriği ne kadar önemli anlayacaksınız. Bu vatandaş yalnızca bir organel çocuğu değil. Aynı zamanda hanımı da Bundan önceki Çin Cumhurbaşkanının kızı kendisi Çin'deki subay yetiştirme üniversitesinin akademisinin de rektörlüğünü yapmış bir kimse. Artı 2015 yılında bu yazdığı makaleyi yeniledi. Tekrar ortaya koydu. Artı 2017 yılında da Hava Kuvvetleri komutanlığından emekli oldu orgeneral olarak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan orgeneral olarak emekli olduktan sonra da siyasi komser rübbesiyle şu anda Çin'de ana siyasete yön veren insanlardan bir tanesi. Yani herhangi bir asker, herhangi bir generalden bahsetmiyorum. Biraz önce söylediğim özellikleri olan bir insan. Peki bu insan bu makalesinde neler söylüyor? Makale uzun hepsini okusam sıkılırsınız. Ama sizlerin bu makaleyi edinip okumanızı lütfen ısrarla rica ediyorum. Şimdi bakınız. Mesela makaleden bir iki cümle okuyayım size. Çünkü 20 sayfalık falan bir makale. Ve Çin'in bu konulardaki ana politikasını belirleyen bir makale. Nereden anlıyoruz? 2010'da yazmış. 15'te revize etmiş söyledikleri Nisan 17'den itibaren Uygurlar üzerine taklit ediliyor. Şu anda da onu yaşıyoruz. Diyor ki Çin'in batısı harika bir yerdir. Çin'in batısından kastettiği bizim Doğu Türkistan ve Kazakistan, Kırgızistan gibi topraklarımız. Batı Doğu Türkistan'da içine alan Orta Asya coğrafyasına yönelmek bizim için yani Çinliler için stratejik seçenek değil. Aynı zamanda ümidimiz hatta bizim bu neslin kaderidir. Çok açık değil mi? Anlatmaya yorumlamaya ihtiyaç yok. Batıyı sınır bölgesi olmaktan ziyade ilerlemek için hedefteki bölge olarak görmeliyiz. Kastettiği Türkistan toprakları. Yalnız Doğu Türkistan'ı kastetmiyor arkadaşlar. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye'ye kadar olan coğrafyayı anlatıyor. Zaten biraz sonra diğer cümlelerinde de anlayacaksınız. Atalarımıza şükürler olsun ki, Çinli söylüyor. Böyle özel bir toprak kazanıp bizlere bıraktılar. Çin haritasına dikkatle baktığımda gözlerim uzun süre hep Çin'in batısını yani Türkistan'a dikilip kalıyor. Bazı insanlar Çin haritasını bir horoza benzetiyorlar. Ama bana göre daha çok bir kartala benziyor. Kanatlarını yayarken doğuda Pasifik Okyanusu, batıda Orta Doğu'ya kadar kucağını alıyor. Çok açık değil mi? Bizim Türk coğrafyasını bahsediyor. Ve kapalı, gizli ima yok. Çok açık. Şimdi bu böyle devam ediyor. Çok uzun ama içinden en çarpıcı olarak seçtiğim mesela bir makaleyi daha söyleyeyim. Aynı makaleden okuyorum. Diyor ki tarım yani bizim Doğu Türkistan'daki tarım şehri, Şungar, Turfan, Kumul olmak üzere bu üç havzada 20,9 milyar ton petrol kaynağımız var ve 10,85 trilyon metreküp doğal gaz kaynakları bulunmuştur diyor. Bu rezerv mezer değil. Bulunmuş olan topraklar yani Doğu Türkistan'daki petrol ve doğalgaz rezervini büyüklüğünü söylüyor. Bu Çin biliyorsunuz 1.5 milyar oldu. Büyük bir ekonomi bütün dünyadan doğalgaz ve petrol ithal ediyor. Diyor ki buradan aldığımız yani Doğu Türkistan topraklarından aldığımız petrol ve doğalgaz Çin'in petrol ihtiyacının %30'unu, doğal gaz ihtiyacının da %34'ünü karşılıyor bugün için diyor. Yani rakamların ne kadar büyük olduğunu söylemek için bunu üzerine basıyorum. Doğu Türkistan'ın hemen batısındaki Kazakistan'da 5,4 onda 4 milyar ton petrol, 6 trilyon metreküp doğal gaz rezervleri, Türkmenistan'da, şimdi Kazakistan'dan Türkmenistan'a geçti, 6,3 milyar ton petrol rezervi, 15,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor. Özbekistan'ın 300 milyon ton petrol ve 2 trilyon metreküp doğal gaz rezervleri var. Kırgızistan ve Tacikistan'ın bitmedi, oralara da sulanıyor. Daha az petrol ve gaz rezervine sahip olmasına rağmen bunlar nakliye açısından, ulaşım açısından önemli geçiş güzergahları ülkelerdir. Ve makalesinde Çinli general şunu da söylüyor. Diyor ki bu doğudaki topraklar, yani kendilerine göre batı bölgesindeki topraklar, hedefimizi topraklar almak için, bize, bu neslimize vaat edilmiş toprak gibi, bunun için diyor, zannetmeyin ki önümüzde en çok Amerika ve Rusya engel. En büyük engel Türkiye'dir, diyor. Aynen böyle. Makalede okuyacaksınız. Dolayısıyla bu general, Lin yazmış olduğu makale şu anda kendisi de 2017'de e, emekli olduktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ve siyasi komiser olarak yani en yukarıdaki politbüro büro gibi işte devleti idare edenlerden birisi olarak ana siyaseti belirleyen bir insanlar olarak ne yaptılar? Nisan 2017'de Uygurlar için ziller çalmaya başladı. Buyurun. Evet biraz önce söylediğim gibi işte en önemli cümlesi diyor ki bu bizim için bir seçenek değil aynı zamanda ümidimiz hatta neslimizin kaderidir diyor. Yani bu Doğu Türkistan'dan başlayarak tüm Türk coğrafyasını almamız Çinliler için bu manaya gelir diyor. Bunu söylediklerini 2017'den bugüne geldiğimizde nasıl görüyoruz? Şu anda aldığımız istihbarat 130 adet toplama kampı var. Hapishane. Devam et. Bu 130 toplama kampında 3 milyon civarında Uygurlu kardeşimiz hapis. Ve şu anda biraz sonra göstereceğim. E, uydudan resimlerini de göstereceğim size. E, dünyanın en büyük Davançin'de ki Tabançek diyor Çinliler oraya. E, Urumçi'den Turfan'a giden yolun 80. kilometresi değil mi? Orada ki size şeyi de vereceğim, kod, e, koordinatlarını da vereceğim. Lütfen internetten girin bakın. Yani uydudan göreceksiniz. Orada 130 bin kişilik bir hapishane inşaatı var şu anda. Devam ediyor şu içinde bulunduğumuz günlerde. Bir başka örnek koymuşuz. Bizim oradaki insanlarımız Çin vatandaşı olduğuna göre Çin askeri olabiliyorlar mı? Üç kuşak, dedesi, babası ve kendisinin en ufak bir suçunun olmaması, yani Çinliler için herhangi bir şüphe göstermemesi lazım. Alındıktan sonra da büyük bir görevi patates soymaktır. Silah kullanmak değil. Başka, biraz önce söylediğim bu 130'u bulan, cezaevlerinde ölenler hiçbir zaman cesetlerini aileye teslim etmiyorlar. Size haş örnek de vereceğim. Niye teslim etmiyorlar? Bir defa onun mezarını gösteremeyeceğiniz için topraklardan sizi kazıyor, siliyor. Yani babanızın, dedenizin orada mezarının olmaması lazım. Sizin olmamanız lazım. Artı burada bir de organ mafyası meselesi var. Onun da delilleri var. Altı, şu anda iki şehirde krameteryum var. Ve hapishanelerde ölenleri orada yakıyorlar. Cesedini yakıyor. Yani teslim etmiyor hiçbir zaman aileye. Ve e, Uygurlu arkadaşlarımız e, internet denilen vasıta biliyorsunuz iki ucu keskin. Ve altı tane daha krameteryum inşasının ihale belgelerine ulaştılar. Yani Uygur'da Altı şehirde daha krematorium kuruyorlar. Biliyorsunuz bizde Müslümanlıkta ölünün yakılması adeti yok. Bu hazırlığı ne olduğunu söylemeye gerek yok. Altı şehrin dışında işte dedim ya 3 milyona yakın anne babayı aldılar. Onu da bir iki tane delilini göstereceğim. Çocuklar dışarıda. Ya 80-90 yaşındaki dede bakacak, babaanne bakacak ya da sokakta. Ne yaptı? Böyle 500 binin üzerindeki Uygur çocuğunu aldı. Şu anda yatılı yurttalar. Yani hiçbir zaman evine gönderilmiyor.